Ahlaksız, namussuz, vicdansız. Cezanı çekeceksin. Sülbe baba, bunu nasıl yaparsın lan? Alçak, namussuz, kansız. Geberteceğim lan seni, geberteceğim. Ulan. Ulan. Sen delikanlı olsan ne olacak lan? Sıktığım kurşun kadar değerin yok. İrezil köpek. Puh! Amcaoğlu. Olacak bunlar amcaoğlu, olacak. Sen tecavüzcü Coşkun oldun gari. Bir Cüneyt Arkın çıkacak karşına elbet. Alçak! Ne oluyor lan amcaoğlu? Bir filmde görmüştüm. Böyle bir şey olmuştu da olacakları olmuştu. Ne? Anlamıyor musun lan? Film başladı, film. Sakin ol Tufan, sakin ol. Ben hiçbir şey yıkmadı. Hiçbir daha deviremedi. Bu dert beni öldürecek Salim, öldürecek. Ah Sülbi ya, yaktın beni, yaktın. Bu sefer olacak düğünümüz, olacak. Kavuşacağız gari. Say ya, baban ne zaman gelecek istemeye? Babam uzak bir köye gitti. Düğünde cüra çalmaya, daha gelmedi. Haberi yok mu? Yok emme, bugün gelecek, söylerim. O zaman hemen gelsin istesinler beni. Anam verecek seni değil mi? Başka çaresi mi var lan? Ben hamileyim. Emme, elin elime değmedi, nasıl oldu bu? Aman Burhan, iyice saflaştın sen de. Numara olduğunu biliyorsun, neler diyorsun? Masudan diyorum değil mi? Düşündüm, daşındım. Cemile'yi bugün de istemeye karar verdim. Olmaz baba. Niye olmamış be? He? Bu oğlan var ya Bekir'im. He, ne olmuş bu oğlana? He? Şeytana uymuş. Ne etmiş? Anlayacağım Bekir. Sülbiye'ye oğlumuza istemek, gelin etmek şart oldu. Nasıl şart oldu ki? Anlasana lan. Sülbiye gebe. Ne? Ne var? Ortada bir şey mi var? Yok bir şey Kezban yenge. Kendi kendimize gülüyoruz işte. Ne cesaret. Başka çaremiz kalmadı. Haber salalım, gelsinler istesinler kızımızı. Ben bu hallere düşecek kadın mıydım? Yan bir sülaleye nasıl veririm kızımı? Nasıl? Onun kızını alırım. Emme bir şartla. Ne şartı? Gelsinler evimize. Oğlumu kızlarına istesinler. Şartı mı varmış? Ne şartı? Ne demek istiyor bu Bekir? Buldu fırsatını yampiri, oynuyor bizimle. Sülbi'yi isteyip durmuyorlar mıydı? Vereceğiz işte. Bir de şartı mı olurmuş yani? Sen ne konuşuyorsun Salim? Yampiri sülalesi onlar. Sütü bozuk yampiriler. Sürüm sürüm sürmesiceler. Gelmez. Benim bildiğim Kezban ölse gelmez. Gelir. Gelmez. Gelir. Gelmez. Gelir. Gelmez. Gelir. Gelmez. Gelir. Hem de tıpış tıpış gelir. Benim Sülbiyem namus için yaşar. Namusunu el alemin diline düşürmez. Kendini de anasını da rezil etmez. Ben Sülbiyem'i bilmem mi? Ana. Ana beni affet. Ben gebedeyim. Burana varmak için yalan söyledim. Numara yaptım. Siz kimsiniz? Ana. Kezban, bizi tanımadın mı? He, tanıdım. Tamam. Sen gıgıcı yampiri Bekir. Sen çalgıcı karısı Hamide. Sen de sipsiz suratlı Burhan. Doğru mu bildim? Hayrola, iyi geldiniz. Bizi sen çağırdın ya hani, hayırlı bir iş için. Öyle mi? Hayırlı bir iş için ha? Ben de hayırlı bir cevap vereyim. Defolun! Siz hangi yüzde evime gelirsiniz? Siz kimsiniz ha? Gıgıcılar! Kezban! Ağzından çıkanı kulağın duysun. Eğer kızarsam almam gibi kızını görürsün o zaman ha? Sana kim kız verir lan? Kim? Hadi şuradan gıgıcı, hadi!
almıyorum kızını o zaman. Almıyorum senin kızını. Gebe kızını almıyorum. Sakın bir daha kızıma gebe falan deme. Sakın bir daha kızımın namusuna laf söyleme. Yakarım seni, yakarım. Merhaba Burak, nasılsın? İyi misin? İyi değil misin? Bak sana bir film anlatayım mı? Bir filmde görmüştüm. Alçak. Dur ya, anlatayım lan. Bak anlatayım. Bak. Bak anlatayım. Hepsi senin lan. Yüzünden oldu. Senin. Yeter be. Sen Muhammed Ali Clay vuruşu görmedin daha. Ha. Kelebek gibi uçarım. Arı gibi sokarım. Sen hainsin. Sen hainsin. Gezban yenge, bu zarfı sana kasabadan verdiler. Ne yazıyor acaba? Ben ne yaptım ki? Dur lan Kesman, ne oldu? Dur bekle beni. Resmi evraktır o. Kimse dokunamaz. Ya? Benden başka. Ben devletin resmi bekçisiyim. Bekçi ne demek? Devletin sıtça barnağı demek. Ammo. Muhtarımı vazifesinden almışlar. Tüh vay. Kesman. Kesman'ım bekle. Ne oldu? İftira! 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 Rüşvet yemedim. Tüm bir şeyimin hakkını yemedim. Devlet hortumlamadı. Yaktın beni kaymakam bey. Yaktın beni kaymakam Kesman. Bey. Kesman. Uyan Kesman. Ne oluyor sana? Uyan Kesman'ım. Uyan. Ne oldu? Daha ne olsun? Kocan mıyım, kum torbası mıyım anlamadım. Uyuduğumdan beri beni yumruklayıp duruyorsun. Muhammed Clay ile aynı ringe çıksaydım bu kadar dayak yemezdim. Şunlara bak, muhtarlığım elimden alındı diye davul çalıyorlar utanmazlar. Yavrum Kezban'ım, sen iyice kafayı yedin. Bu Ramazan davulu. Kalk da sahur için bir şeyler hazırla hadi. Kusura kalma Salim, çok kötü bir rüya gördüm. Belli oluyor. Rüyamda kaymakam bey beni muhtarlıktan alıyordu. Hem de haksız yere. Tamam. Bunları sahurda konuşuruz. Hadi sofrayı hazırla. Hadi yavrum. Hadi bir tanem. Bu halin ne böyle? Artık dayanamayacağım galiba. Bir haftadır aç bir ilaç evde oturuyoruz. Ne iftarda ne sahurda bir lokma yiyeceğimiz yok. Niye Haydar çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Benim de çalışmamı istemiyor. Evde 5 nüfus var. Ne yiyip ne içeceğiz bilmiyorum. Allah Allah. Boyu devrilesici. Sabahın köründe kahveye gidiyor. Geç vakitlere kadar orada kalıyor. Aklı fikri kahvede. Çalış dediğim zaman da eşek sudan gelinceye kadar dövüyor. Demek bir de sana el kaldırıyor ha. Bu zamanda kadın dövmek öyle mi? Ben onun dünyayı başına yıkmaz mıyım? Nerede o şimdi? Nerede olacak? Her zamanki yerde, kahvede. Sen eve git, ben ona yapacağımı bilirim. Onu iskambil kağıdı yapıp doğduğuna pişti yapmazsan bana da Kezban yenge demesinler. İstediğini yap, eti de senin kemiği de. Görünüşe bakılırsa Kezban yenge tersinden kalkmış. Haydar nerede? Haydar mı? Bir yere kadar gitti, birazdan gelir. Gelsin bakalım. Hayrola, bir şey mi oldu? Eve aş yerine dayak götüren Haydar'a ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Garıya dayak atmakla erkek olunmaz.
Şu tokadı Ramazan topu gibi yüzünde patlatayım da görsün gününü. Tövbe tövbe. Bu mübarek ayda neler neler söyletiyorlar bana ya. Rüyam çıkıyor galiba. Muhtarlık elden gidiyor. Bu resmi mektup senin sayın muhtarım. Heh, işte bu kadar. Ne yazıyor? Bilmem. Okumadım ki sayın muhtarım. Baktım resmi zarf, kaptığım gibi getirdim. Oku o zaman. Okumaya gerek yok. Muhtarlıktan azledildin. Ondan bize fayda yok, ondan bize fayda yok, digirik digirik. Sen de ondan bize bari. Fayda yok. Kaymakam spor bir, muhtar spor sıfır. Desene muhtar spor küme düştü. Yar saçlarım lüle lüle. Ayıp, ben ayıp size be. Kaçın ben, kaçın Tövbe tövbe. Sen de okuyacaksan oku gari. Ne bekliyorsun? Sayın muhtarım, sana bu kötü haberi şimdi vermek istemezdim. Keşke bu mektup bir hafta sonra gelseydi. Ha bugün ha haftaya, ne fark eder? Önümüzdeki hafta emeklilik yazım geliyoruz sayın muhtarım. Emekli olup kasabaya yerleşiyor. Sonra konuşuruz, oku şunu. Bunu okumadan sana kötü bir haberim daha var sayın muhtarım. Söyle söyle, bugün benim kabul günüm. Hani bundan haftalarca önce sana bir danışman geldiydi ya. Simetri! Simetri! İşte o Simetri benim ikiz kardeşim. Haftaya hastaneden taburcu oluyor. Bu köye yerleşecekmiş. Zaten o buraya yerleşiyor diye ben emekliliğimi istedim, kasabaya yerleşeceğim. Yani bekçi, bugün ağzından bal damlıyor. Hadi son nakavtı yap, oku şunu. Hadi! Belki aceleye gerek yok. Ne demişler? Acele işe şeytan karıştı. Emme bu defa şeytan değil, kaymakam karıştı. Aman ne koy. Herkes de komedyen oldu çıktı. Hadi Aspi Efendi oku şunu. Okumaya dilim varmıyor sayın muhtarım. Oku aslanım oku. Elçiye zeval olmaz. Sen emir kolusun. Bu devirde kimse sultan değil, padişah değil, muhtar değil. Sana ne? Felaket tellalı. Oku lan sen de şunu, oku. Benden günah gitti sayın muhtarım. Hazır mısın? Oku dedin, hasbi. Hemen okuma canım. Kezban yenge, istersen sen sevdiklerinin akrabalarında falan bir vedalaş. Maazallah gattin gidebilirsin. Ulan. Merak etme. Ölsem bile ruhumun iki eli hep yakanda olacak. Seni yalnız bırakmam. Aman kış, püş. Aman istemem. Hiç. Hacer abla. Ne var? Sen çok mu çirkinsin? Aa, o da nereden çıktı? Allah'a şükür kaş, göz, boy, poz hepsi bende var. Allah beni özene bözene yaratmış. Madem bu kadar güzelim diyorsun, niye kimse seni istemiyor? Aman, kala kala buradaki köylü erkeklere mi kaldım? Ben şehirliğe varacağım. Bence sen de Lercebe varacaksın. Ağzından yelensin lan. Ne biçim konuşuyorsun sen? Şuraya bak. Amanin. Burhan abi. Ne yapıyorsun dur. Ana ablamı kaçırıyor. Burhan abi nereye? Sen ne yapıyorsun lan? Yakalayacağım onları. Salak. Bununla onları yakalayamazsın. Koş koş koş. Koş çabuk hanıma haber ver. Koş. Anne. Abla. Abla dur gitme. Çok pişman olacaksın abla. Yok yok. Git. Git kesir.
sıra bana gelsin. Benim de kısmetim çıksın. Hadi! Bendeki kısmete bak. Her yere doluyor, benim kısmetime deli yağar. Bana deli deme Hacer. Kalbini kırıyorsun. Kafanı kırmadığıma şükür et. İstersen bana vur Hacer. Senin vurduğun yerde gül biter. O biten gülleri de sana hediye edeceğim Hacer. Hacer'im. Ha. Ben de seni kaçırayım. Ercip. Efendim? Sen aklını kaçırmışsın. Beni kaçırıp ne edeceksin? Ha? Gözün aydın sayın muhtarım, gözün aydın. Ona gözün aydın denmez bir kere. Geçmiş olsun denir. Tahttan düştü tahttan. Saltanat böyledir işte. Bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamış. Sana mı kalacak? Hadi oradan. Çok bilmiş şey. Mektup kaymakamlıktan gelmiyor sayın muhtarım. Nereden gelmiş peki? İl Eğitim Müdürlüğü'nden. Ne? Ya. Hem bu mektup sana değil, Burhan'a gelmiş. Ana, oğlum Burhan'a mı gelmiş? Burhan köylüleri okuma yazma seferberliği için gönüllü öğretmenlik başvurusu yapmış sayın muhtarım. Gönüllü öğretmenlik mi? Ya. Bak, burada başvurusunun kabul edildiğini yazıyorum. Ne yani? Oğlum öğretmen mi olmuş he? Öğretmen oldu. Al istersen kendin de bak. O salak Burhan'dan çoban bile olmaz. Hey çoban bak Kezban yenge sana hakaret ediyor. Ayıp oluyor ama Kezban yenge. Lafın gelişi söyledik herhalde değil mi? Yaşasın oğlum öğretmen olmuş. Anne, 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 anne. Ne oldu Cemal'im? Anne koş Burhan abi ablamı kaçırdı. Ne? Ne? Oğlum bu deli kadının kızını mı kaçırmış? Demek ki kıyamet günü yaklaşıyor desense. Anne sana söylüyorum duymuyor musun? Eyvah Kezban yengeye inmeyindi galiba. Tarım, tarım ne oldu? Ben. Anne ne dediğini anlayamıyorum. Tarım. Anneciğim, iyi misin? Ne oluyor sana? Anne! Gözümüz aydın! Anne ne diyorsun? Kezban yengenin çenesinden kurtulduk. Anne! Bugünü milli bayram ilan ediyor. Bana bak, ya şimdi konuş ya da sonsuza kadar sus. Ne diyorsun be? Yardımını et, diline sarılayım beline. Yardımını et, diline sarılaydım beline. Burhan! Aferin sana da bu yakışır. Erkek adammışsın lan. Bir yastıkla kocayım. Zirveyi kaçırmakla akıllılık ettin. Eyvallah Süleyman emmi. Darısı senin de oğlunun başına. Sağ olasın. Benim o pısırık oğlum kız yerine keçileri kaçırır anca. Vah anacığım vah. Seni bu hallerde de mi görecektim? Ne varmış halinde? Allah beterinden saklasın. Daha ne beter olacak baba? Görmüyor mu dili tutulmuş? Annemin ağzı var dili yok. Zülbiye'nin kaçması onda şok etkisi yaptı. Birkaç güne kadar geçer. Ya geçmezse? Ya anam sonsuza kadar böyle kalırsa? Ne oluyor lan? Ne vuruyorsun? Dalga geçme diyor. Kafanı kırarım diyor. Babama bak ya. Dizcilerin dilinden bile anlıyor. Ne diyor baba? Ne bileyim ben diyor. Ana, ana bak aklıma ne geldi. Hani biz Sülbi ablamla bazen sessiz sinema oynardık ya. Ne vuruyor? Ne yaptım gene? Ya Sülbiye'den bahsetme diyor. Aman be baba, sen de hesabına geleni anlıyorsun, gelmeyeni anlamıyorsun. Ana.
Hızlı konuşunca ne dediğini anlamıyorum yavrum. Ben yavaş konuşunca da anlamıyorum. Ana bak, sen de sessiz sinema konuşalım. Hani ablanla hep oynardık, çok kolay. Bize anlatmak istediğin şey kaç kelime? Üç. Tamam. Yerli mi yabancı mı? Yerli. Önce birinci kelimeyi anlat. Polis! Asker! Sürbeyi kaçırdılar ya. Gidip diyor jandarmaya haber verin diyor. Anladınız mı? Tamam mı? Sen merak etme. Hemen şimdi gidiyorum ben. Tamam. Ay Bekir, ödümü koparttın. Hoş geldin. Ne işin var bu saatte? Vallahi hem hoş geldim hem hoş gelmedim. O ne demek şimdi? Şöyle söyleyeyim. Yok. En iyisi şöyle söyleyeyim. İnsanı meraktan çatlatma da ne diyeceksen de gari. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Ne? Hangisini önce söyleyeyim? Önce iyi olanını söyle. Yok yok, kötü olanını söyle. Ama bir karar ver kadın. Kötü olanını söyle. Oğlumuz Sülbiye'yi kaçırdı. Ne? Gitti. Fidan gibi oğlum gitti. İyi haber ne? Burhan öğretmen oldu. Ne diyorsun sen? Yani şimdi ben öğretmen anası mı oluyorum? He, onun gibi bir şey. Oğlum devletten maaş alacak mı? Bilmem. Hızır oğlan tam zamanında kızı kaçırdı. Yo yo, o kız bizim oğlanı kaçırdı. Buldu koskoca muallimi, maaşı da dolgun. Baldırı çıplak bir kız bu fırsatı kaçırır mı? Haklısın, fırsatı kaçırmadı. Lakin bizim oğlanı kaçırdı. Ne düşünüyorsun öyle? İki şeye karar veremiyorum ben. Diyorum ki, kötü haberi düşünüp bütün gün ağlayan mı? Yoksa iyi haberi düşünüp bütün gün sevineyim mi? Köy yerinde başka ne işin var? Günün yarısını ağlayarak geçir, diğer yarısını da sevinerek geçirirsin. Aferin lan. Koca lafı dinlesen iyi olacak. He. Şurada azıcık dinlenelim. Silviye olduğuma nasıl da inandılar. Öyle değil mi? Aklımda çok yaşamcı oldu. Peki bu planın tutacak mı? Pusula şaşar, ben şaşmam. Müjdar'ın bir filminde görmüştüm. Müjdar bir gence aşık olmuş. Ama babası Münir Özkul sevdiğine vermiyor. Müjdar da kaçmış gibi yapar, evin üst katındaki dolapta saklanır. Sonra? Acele etme be amcaoğlu, sırası gelince anlatırım. Babası onu sevdiği adamı veriyor mu? Sana da iyilik yaramaz be, bekle biraz. Amcaoğlu, sana bir şey sorabilir miyim? Filmin sonunu soracaksan bozuşuruz, ona göre. Yok yok, onu sormayacağım. Diyeceğim şu, bunca film aklında nasıl tutuyorsun? Kafa bu oğlum, değirmen taşı değil. Bir şey daha sorabilir miyim? Sor bakalım. Bu filmin sonunda Sülbiye ile evlenecek miyim bari, onu söyle. Bekleyeceğim. Filmin devamı haftaya bu sinemada. Çok vicdansızsın be amcaoğlu.
Ben haftaya kadar bekleyemem. Hadi hadi kalk. Kimse bizi görmeden saklanmamız lazım. Bari bir ipucu ver. Mutlu son mu, mutsuz son mu? Yürü. Kötü adam ne olacak? Esas oğlan ve esas kız şöyle kırlara doğru beraber yürürler. Konuşacağını yürü. Çay şefi iyice gerin. Bu bize sıçramaz değil mi? Başınızı başka tarafa çevirin. Elem terefi iş, kem gözleri eşiş. Elem terefi iş. Ana! Ana! Dilin açıldı ana! Konuşabilirsin. İşe yaramadı. Ne yapacağız şimdi? Her derdin bir devası var. Bekleyin biraz. Siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Hiç kurşun dökmekle dil çözülür mü? Babam doğru söylüyor. En iyisi bizi anamı kasabanın dispanserine götürelim. Ne dersin baba? Götürelim mi anamı doktora? Acele etme kızım. Hazır çenesinden kurtulmuşken biraz başımızı dinleyelim. Bu dilsizliğin keyfini çıkaralım. Tamam, kızma kızma, şaka yapıyorum. Benim dilsiz kanaryam. Bir an evvel konuş ya. Muhabbetine hasret kaldım. Evde yumurta var mı? Var. Sen de orucunu bozmadın mı teyze? Yok kızım, iftarımı yaptım. Yumurtayla ananın dilinin çözülmesi için ilaç yapacağım. Bunlar nedir? Ceviz yaprağı, yarasa bacağı, leylek gübresi, yumurtayla karıştırıp anana ilaç yapacağım. Sen yapacağın ilacı anamın diline mi süreceksin? Yok, yedireceğim. Midem bulandı. Ne yapıyorsun be? Paramı almadan. İki nasıl kaçar biliyor musun sen? Paramı ver. Paramı ver dedim. Paramı ver. Haram olsun. Ablacığım seni çok özledim. Yalancı. Aman Allah'ım. Kayıptan sesler duyuyorum galiba. Sanki odada ablam benimle konuşuyor. Ruhum şu an odada. Yok ya. Konuş benimle. Ey ruh, geldiysen 3 defa tahtaya vur. Beter o. Ne yapıyorsun amcaoğlu?
Sinema makinesinin çizimini bitirmeye çalışıyorum. Ne zamandır uğraşıyorsun, hala bitiremedin. Burada icat yapıyoruz herhalde. Bu makine sayesinde bütün köylüler en son filmleri seyredecekler. Görürsün. Adım altın harflerle tarihe yazılacak. Sen önce evin kapısına adını yazdır da tarih kusur kalsın. Çayını içsene. Şeker atsana. Oldu. Karşında babanın uşağı var sanki. Git mutfaktan al. Sana da iyilik yaramaz. Ben burada amcaoğlumun mutluluğu için ter döküyorum. O çayıma iki şeker atmaktan aciz. Beni bu çizimlerle mutlu edemezsin Saffet. Bu çizim dediğin bir sinema sanatı. Sen sanattan ne anlarsın? Sanat cahili. Bırak şimdi onu da. Ben ne olacağım ha? Sülbiye ile nasıl evleneceğim onu söyle. Konuşsana. Ne diyeyim? Bana filmin sonunu anlat. Kaçırma numarası yap dedin, yaptım. Şimdi ne olacak? Söylesene. Sülbiye daha ne kadar o sedirin altında gizlenecek? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Sana bir şey diyeyim mi amcaoğlu? Ben o filmin yarısında uyuyakalmışım. Ne? Uyuya mı kalmışsın? Ciddi olamazsın. Çok ciddiyim amcaoğlu. Filmin yarısında uyumuşum. Son duanı et amcaoğlu. Kızım gidip odanda uyusana. O odaya gitmem baba. O odada Sülbiye ablam ruhu dolaşıyor. Ey Allah'ım, sen bana sabır ver. Karım dilini kaybetti. Kızım da aklını. Ben. Niye öyle diyorsun baba? İnanmıyorsan git kendin bak. Sana ablamın sesini duydum diyorum. Niye inanmıyorsun? Ah Kezban ah. Hep bütün bunlar senin yüzünden oluyor Kezban. El aleme rezil olduk. Namusumuz beş paralık oldu. Sülbiye'yi o kadar istediler, niye vermedin? Sülbiye ile Burhan'ın birbirine aşık olduğunu Sağır Sultan bile duydu. Onları ayırmak için elinden geleni yaptın. Onların kavuşmaması için her yola başvurdu. Niye bu kadar inat ettiğini anlamış değilim Kezban. Düşünüyorsun Kezban'ım? Seni düşünüyorum Bekir. Ben yanındayım ya. Beni ne zaman babamdan isteyeceksin Bekir? En kısa zamanda. Ya babam beni sana vermezse? O zaman kaçarız Kezban'ım. Kimsenin bizi görmeyeceği, tanımayacağı bir yere kaçarız. Ömrümüzün sonuna kadar orada mutlu mesut yaşarız. Sen, ben, çocuklarımız. Abimin kızı Hamide ile beşik kertmesisiniz. Onunla evleneceksin. Töreler böyle. Ama baba. Aması maması yok. Hamide ile evleniyorsun, o kadar. Beni abimle düşman mı edeceksin? Senin yüzünden kan mı dökülsün? Ama ben başkasını seviyorum baba. Dediğimi duydun. Yarından tesi yok, seni Hamide ile evlendiriyorum. Hazırlan, iyi olacak. Görsen çok güzel. Biz
evlenemeyiz Kezban. Yani amcamın kızıyla beşik gelmesi yapmışlar. Ne diyorsun sen Bekir? Dediklerini kulakların duyuyor mu senin? Hani evlenecektik? Hani boy boy çocuklarımız olacaktı? Yalan mıydı tüm söylediklerin? Yalan mıydı Bekir? Ben seni çok sevdim. Emme... Kaçalım Bekir. Kaçır beni. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere kaçalım. Ne diyorsun? Beni kaçıracaksın mı? Ne yana kaçıyoruz Bekir? Kaçacaksak kaçalım gari. Babam peşimize düşmeden gidelim. Ne bakıyorsun bana? Bugün kaçamayız Kezban. Ne diyorsun sen Bekir? Kaçmanın günü mü olur? Bir düğüne söz verdim Kezban'ım. Onlara cüre çalacağıma dair yemin ettim. Paramı da peşi verdiler ya. Düğüne mi? He. Sevdamızı el alemin düğününe tercih mi ediyorsun? Ben müzisyenim Kezban'ım. Geçimi bununla temin ediyorum. Gitmesem ne derler sonra ya? Ekmeksiz susuz yaşarım ama cüramsız yaşayamam. Bu benim her şeyim. Ne yani? Beni bir cüraya mı değişiyorsun? Tüh! Ben de seni adam sanmıştım. Al cüranı da başına çal. Bir çalgıcıdan başka ne beklenir ki? Ben bir ağız olarak da çalgıcıya varıyorum. Onun etiklerine bak. Of! Oh! Dur vurma ya! Ya vurma! Allah Allah! Kapını kar karşıma çıkma! Düğün çalgıcısı! Ya Kezban'ım! Oh! Koş! Vurma koş! Ya vurma! Oh! Göbek açacaklar seni bekliyor. Gururumu ayaklar altına al. Hızkı gıcı. Hacer kızım kalk. Yatağına git. Cık. Uykum yok baba. Kulağımın dibinde horul horul uyuyorsun. Aman baba. Sen de ablamın acını benden çıkarıyorsun. Ben ne dedim Allah şimdi? İftara saklasam iyi olur. Allah Allah. Günaydın baba. Günaydın kızım. Ya buradaki kavunun birini sen mi aldın? Kavun mu? E orada ya. Ya iki tane kavun almıştım, biri yok. Bunlar uçmadı ya, Allah Allah. Nereye gidelim? Yoğurt da yok. Az önce buradaydılar. Diğer poşetleri almaya gittim. Baktım ki yok. Gel de kafayı yeme şimdi. Ben sana söyledim baba. Bu evde Sülbi ablamın ruhu dolaşıyor. Saçmalama Hacer. Sülbi ölmedi ki ruhu dolaşsın. Kaçtı. Ölmedi, anladın mı? Evde ruhunu unutan biri. Nasıl kaçar ha? Ne diyor ana? Baba anam ne diyor? Ne bileyim ben, ebebe diyor. Ev değil tımarhane sanki. Ben kahveye gidiyorum. Ne haliniz varsa görün, tamam mı? Boşuna uğraşma ana. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. He tamam, ebebe. Sen aç. Ana ben mutarlıktan ne anlarım ya? Tamam. Kızma. Sen anahtarı ver bana.
Besmele'yle girsem iyi olur. Allah'ım yarabbim sen yardım et. Çok yaşa. Hı? Allah! Ablamın oğlu burada! Ne oldu? Anne! 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 Elini ayağını öpeyim amcaoğlu. Çöz beni. Bana filmin sonunu anlatmazsan ömrünün geri kalanını bu sandalyede geçirirsin. Sana 50 defa söyledim. Filmin yarısında uyudum. Müjdar'ın sevgilisiyle nasıl evlendiğini bilmiyorum. Madem filmin sonunu bilmiyordun bu işe neden bulaştırdın bizi? Sülbiye daha ne kadar o sedirin altında saklanacak? Ya ben ne olacağım? Hep senin bu kümesinde mi kalacağım? Bak amcaoğlu. İstersen başka filmin hikayesiyle yola çıkalım. Sana Superman filmini anlatayım ha? Bakarsın bir işe yarar. Superman ha? Peki gözlerimden lazer ışınları çıkacak mı ha? Onun gibi uçup dünyaya kafa tutacak mıyım? Sen bu filmi nereden biliyorsun? Arada bir yolum şehre düşüyor. Oraya gitmişken bir iki film seyredip köye öyle dönüyorum. Tamam. Süpermen'i unut. Sana Ferdi Tayfur'un bir filmini uygulayalım. Olmaz. Onun filminde sevgililer kavuşamadan ölüyorlar. Ben Sülbiye'ye kavuşmak istiyorum. Onunla evlenip çoluk çocuğa karışmak istiyorum. O kaçırılma filminin sonunu hatırla, yoksa senin hayatın benim ellerimde son bulur. Kız Hamide nereye böyle? Sana salça getirmiştim. Aa, sen boya mı sürdün kız? O seni alakadar etmez. Aa, üstüme yürük sağlık. Tersinden mi kalktın ne? İster tersinden kalkarım, ister düzümden. Sana ne? Hesap mı vereceğim? Kız başına güneş mi geçti senin? Ne biçim konuşuyorsun böyle? Ne demişler? Davul bile dengi dengine çalarmış. Kusura kalma ama herkesle muhatap olamam. Ne de olsa bugüne bugün bir öğretmen anasıyım. Öğretmen anası mı? Beğenemedin mi? Yo, biraz şaşırdım o kadar. Öğretmen bir oğlunun olduğundan daha önce hiç bahsetmemiştin. Bir tek Burhan var biliyorduk. Ben de ondan bahsediyorum. Nasıl yani? Burhan öğretmen mi oldu? Hem de hükümet kararıyla. Elimizde tapu gibi diploması bilen var. Ya. Hamide teyze. Hamide teyze. Duyduklarım doğru mu Hamide teyze? Ne duyduğuna bağlı. Burhan, Sülbiye'yi kaçırmış. Ha o mu? Tabii buldular. Hem yakışıklı hem öğretmen direni. Beş kargaları gibi üşüştüler Burhan'ımın üstüne. Ne de olsa öğretmen maaşı biraz yüksekçe. Hadi size iyi günler. Öğretmen mi? Ne diyor bu ya? Aman uyma ona. Köyde deliden çok ne var? Al kız yersin. Avni, bu tüfekle ne edeceksin lan? Ava mı çıkıyorsun yoksa? Ava çıkıyorum Rüstem abi. Oruç başına vurdu galiba. Bu mevsimde av mı olur? Çekil yolum lan Rüstem abi. Namusumu temizlemeye gidiyorum. Namusunu mu? Burhan denen o hayvan yavuklum Sülbiye'yi kaçırmış. Kezban yengenin kızı Sülbiye'yi mi? Dellendin lan sen iyice. Sülbiye ile Burhan'ın birbirlerini sevdiklerini bilmeyen yok. Öldüreceğim bu hayvanı. Namusumu temizlemezsen bana da av demesinler. Çekil elim lan Rüstem abi. Bırak ver bırak şunu. Rüstem abi. Ver şunu bana. Bırak sen karışma. Ver dedim sana. Bırak şunu. Ver. Sülbiye'yi çok severim Rüstem abi. Onun için gözümü kırpmadan ölürüm. Demek onun için ölürsün. Madem onun için ölürüm diyorsun,
Al bu tüfekle kendini öldür. Başkasını vurup mahpuslarda çürümekten daha iyidir. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Bir çay versene bana. Tavşan kanı olsun. Kan döküp namusunu temizleyemediğine göre bari çayı tavşan kanı olsun. Ne diyorsun lan sen? He? Ben lafı ortaya attım. Sen gocunduysan bana ne? Memlekette demokrasi var. Yazıklar olsun be. Seni gören de adam sanır be. Hayırdır Salim? Çay istediğine göre sen oruç değilsin galiba. Ay Ramazan'da olduğumuzu unuttum. Dil alışkanlığı. Hasmın da geldi Salim. Ben kimseyle hasım masım değilim. Hele Cahil Cüela takımıyla hiç değilim. Allah'a şükür bugün bugün koskoca bir muallimin babasıyım. Tuzluyum da kokmasın. Seni gören de oğlunun 50 üniversite bitirdiğini sanacak. Alt tarafı ilkokul mezunu. Nereden öğretmen oluyormuş. Hükümet öyle istemiş. Aha bu da oğlumun diploması. Bekir o diploma değil ki. Şehirden gelen yazı. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Kusura bak. Muhatabım değilsiniz. Vay 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 vay. Köyün çalgıcısına bakın hele. Boşuna dememişler. Uyuz keçi Pınar'ın gözünden su içermiş. Oğlu Esrah'tan muallim olsaydı yanmıştık. Sivrisinek vızıltısı mı duyuyorum ne? Yok canım. Sivrisinek vızıltısı değil. Davul zurna sesi. Emme anlayana. Hacer! Hacer! Dur beni bekle! Ne git işine? Benim işim yok ki Hacer. Benim işim senin sevmen. Seviyorum değil mi? Seviyorum, seviyorum. Duydun mu Hacer? Bak çocuklar bile biliyor. Ne demişler? Çocuktan al haberi. Hadi gel biz de kaçalım. Köyden herkes kaçıyor zaten. Bana elini ver. Hadi. Ya git işine. Zaten heyheylerim tepemde. Kalbini kırmamı istemiyorsan git buradan. Bana git deme Hacer. İstersen kalbimi kır. Hatta kafamı kır. Hatta kolumu bacağımı kır. Ama bana git deme. Seni çok seviyorum Hacer. Allah'ım sen sabır ver ya. Seni de bana versin. Herkes Hacer'i seviyor. 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 Olmaz. Orası resmi daire. Resmi daireler boş yere meşgul olmaz. Değil mi? İş başka, aş başka. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Aklına bir fikir geldi mi amcaoğlu? Açlıktan kafam çalışmıyor. Haklısın. Aç ayı filmlerde oynamaz. Evde bile lokma yiyecek bir şey yok. Gidip bir şeyler al o zaman. Hasta mısın sen be? Herkes benim Sülbiye'yle kaçtığımı biliyor. Bir gören olsa ne derim? O zaman çöz beni. Çöz. Çöz yoksa açlıktan öleceğiz. Bu işe bir çare bulamazsan açlıktan önce ben seni öldüreceğim. Yol boyunca düşün. Bir çare bulmadan da gelme. Oy. Her tarafım tutulmuş. Bu yaptığını yanına bırakmayacağım amcaoğlu. İntikamım acı olacak. Sen Kahpe Bizans'ın kötü kralısın. Ben de Malkoçoğlu Cüneyt'im. Bak sana neler yapacağım. İpi boylamayı istemiyorsan kes sesini. Dua et amcamın oğlusun. Yoksa yapacağımı bilirdim ben. Saffet. Tamam tamam gidiyoruz.
haşlanmış yumurtayla patates. İftarım harika olacak. Ebe. Ebe, ebe. Ebe. Hacer, versene şu evrağı. Para vermeden olmaz. Param yok ki. İstersen para yerine tavuk vereyim. Olmaz. Para yoksa evrak da yok. Hacer doğru söylüyor. Paran yoksa evrak da yok. Papağan gibi tekrarlayıp durmasana. Anan olsaydı para almazdı. Hanımın parası var. O cepten veriyor. Ama benim param yok. Bu devlet evrakı öyle para vermeden olmaz. Para vermeden olmaz. Para vermeden olmaz. Al şunu. Şöyle. Hadi bay bay. Sen ne istiyorsun Mehmet'den mi? Sen ne istiyorsun Mehmet'den mi? Sen ne istiyorsun Mehmet'den mi? Ben Hacer'i istiyorum. Olmaz. Hacer tane. Ama istersen sana bunu verebilirim Mehmet'e. Kızım senin bu divaneden çekeceğim var. Hem de nasıl? Kısa günün kârı. Allah bereket versin. Seni de bana versin. Ercep. Efendim. Ben bir yere kadar gidip geleceğim. Burası sana emanet. Sakın kimseye evrak mevrak vereyim deme. Vallahi fena yaparım. Vermem ha. Vermem. Sorun olursa birazdan burada olacağımı söylersin. Söylerim Hacer'im. Sakın buradan bir yere ayrılma ha. Ölürüm de ayrılmam Hacer'im. Aferin sana. Hey, hadi görüşürüz. Hadi. Hadi bay bay. Ben muhtar oldum. Ben muhtar oldum. Ben muhtar oldum. Ben muhtar oldum. Nerede kaldın? Anca gelebildim amcaoğlu. Açlıktan bayılmak üzereyim. Daha iftara çok var mı? Sana müthiş haberlerim var amcaoğlu. Neymiş? Gönüllü öğretmenliğin kabul edilmiş. Ne? Okuma yazma kampanyasına müracaat etmiştin ya. İşte o kabul edilmiş. Aman be amcaoğlu. Şehre gitmişken öylesine laf olsun diye başvuruda bulunmuştum. İyi ya. Herkes öğretmen olacağım diye yıllarca okullarda okuyor. Sen haybeye öğretmen olup çıktın işte. Fena mı? Okul olmayan bir köyde öğretmenlik de neymiş?
Yo öyle deme. Hemen pes etmek yok. Çalı Kuşu filminde görmüştüm. Türkan Şoray aynı bizim köy gibi bir köye öğretmen olarak tayin ediliyor. Gittiği köyde okul mokul ne gezer? Bir ağrı temizletip okulu yapmıştı. Ne yani, bir ağrıda mı öğretmenlik yapacağım? Oğlum o film. Sen atıyorum. Mesela köyün kahvesinde ders verebilirsin. Sen bırak şimdi bunları da bizim şu kaçma olayımızdan bahset. Bir çare buldun mu? Burhan buradaysa Sülbiye nerede? Topta patladı. Anan nerede kaldı? Aman birazdan gelir. Allah bilir komşuya takılmıştır. Biz de orucumuzu açalım. Ananın da sohbetine doyum olmuyor. İftar vakti sohbet mi olurmuş? Ebebe. Dalga geçme baba ya. Gülme, komşuna gelir başına. Allah korusun. Böyle bir evde bir dilsiz neyimize yetmez. Ne oldu baba? Yok bir şey. Niye yemiyorsun? Sülbiye aklıma geldi. Ablam bu köfteyi çok severdi. Güzel kızım, şimdi aç mıdır, açıkta mıdır? Keşke kaçmasaydı. Sen aşktan ne anlarsın? Bacaksıza bak hele. Büyük lokma ya, büyük laf konuşma. Bacak kadar boyunda sen ne anlıyorsun aşktan? Kimse seni istemiyor diye Sülbiye ablamı kıskanıyorsun. Başına bir şey de ya. Oo, ablamın bir sürü isteyen oldu. Seni bir kere isteyen olmadı. Sen çok oldun mu? Fena yapacağım ha. Baba ya. Sıkıştın mı baba ya? Çocuklar, iftar vakti dalaşmayın. Baksana bir cüre ne diyor? Kezban. Ne oluyor? Elindeki sopa ne öyle? Ne oluyor? Hay Allah iyiliğini versin. Niye bağırıp duruyorsunuz ya? Komşulara bizi rezil mi edeceksiniz ya? Salim, Sülbiye burada. Bir yere kaçmamış, burada. Aa, sen konuşuyorsun. Dili çözülmüş. Kaçmamış mı? Aa. Baba. Aa. Abla. Kızım, Sülbiye. Abla, gel, baba. Gel babana gel. Gel bir kucaklayayım seni. Canım. Kız, sen hani Burhan'a kaçmıştın.
bırakıp kaçar mıyım ana? Size arkamdan söz ettirir miyim? Namusumuza, şerefimize leke düşürür müyüm? Kimin kızıyım ben? Canım kızım benim. Allah seni nasıl biliyor söyle yatsın. Odada ruhun dolaşıyor diye az kalsın kafayı yiyordun be. Peki ne yiyip ne içiyordun? Şimdi anladım kaybolan böreklerin çöreklerin nereye gittiğini. Ne yapayım? Aç kalmamak için hırsızlık yaptım. Her şey helal hoş olsun kızıma. Bir ses duyduk. Kötü bir şey yok ya. Aa, Sülbiye değil mi bu? Kaçmamış mıydı bu? Kaçmamış. Hepimizi kandırdı. İki gündür sedirin altında gizleniyormuş. Ne oldu Avni? Kuyruğuna basılmış kedi gibi ne diye ciyak ciyak bağırıyorsun? Müjdemi isterim Kezban yenge. Burhan'la Sülbiye'nin saklandıkları yer buldum. Peki neredeler? Bire Saffet'in evinde saklanıyorlar. Çabuk jandarmaya haber verin. Sülbiye'nin başına kötü bir şey gelmesini istemiyorsanız acele edin. Sülbiye, kızım, git jandarmaya haber ver. Ana, biri beni çimdiklesin. Serap görüyorum. Serap değil, Sülbiye. Senden korkulur valla. Boşuna dememişler suyun durgun olanından insanı yere bakanına korkacaksın diye. Sen kendine bak. Bugün ikiniz de cezalısınız. Hadi bunun kabahati var, ben ne ettim? Senin kabahatin 12'den daha büyük. Şu kızına bir şey desene. Kızın dediğin senin ablan olur. Allah yazdıysa bozsun. Böyle biriyle kardeş olacağım ama gider deli Ercep'le kardeş olurum daha iyi. Deli Ercep'le kardeş olacağın neden karısı olmuyor? Çok meraklıysan sen gidip karısı olsana. Dur! Köy meydanında da düğününüzü yaparız. Muhtar olacağım, Hacer'i de alacağım. Oh oh! Ya ana baksana şuna ya! Dur kız! Dur! Dur kesin sesinizi! İkiniz de kesin sesinizi! Didişmeyin! Beni iyi dinleyin. Sen muhtarlığı deliye emanet ettiğin için tarlaya gideceksin. Sen de tavukların yemini vereceksin, kümesi temizleyeceksin. Ama haksızlık bu. Sana tarlaya dedim. Hadi üstünü değiş. Başar! Başar! Sen de işini başla. Hadi! Olur ana. Bundan böyle ben denizini almadan şuradan şuraya gitmek yok. Gözüm hep üstünde olacak. Evden dışarı adımını atmayacağım. Senin için sıkı yönetim ilan ediyorum. Sıkı yönetim ağır gelir ana. Gel şunu olağanüstü hal yapalım. Dalga geçme kız! Bir daha seni o çalgıcının oğluyla görürsem ayaklarını kırarım haberin olsun. O çalgıcı dediğin artık bir öğretmen ana. Etiketi değişse de mal yine aynı mal. Hadi işine. Yürü. Hadi. Dur kaçma. Öldüreceğim lan seni. Beni herkese rezil ettin lan. Kaçma. Amcaoğlu benim bunda bir suçum yok. Ben filmlerdeki senaryoların kurbanı oldum. İyi ya. Ben de seni kurban niyetine kıtır kıtır keseceğim. Gel lan buraya. Sana dur diyorum. Amcaoğlu sen filmle gerçek hayatı karıştırıyorsun galiba. Sen de dünya ile ahireti karıştırıyorsun. Gel lan buraya. Öldüreceğim lan seni. Kaçma. Seni ahirete göndermek bana nasip oldu. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Horozumu kaçırdılar, damdan dama aşırdılar, suyuna da pilav pişirdiler. Gel bili 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 çilli de horozum. Gel bili 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 çilli de horozum. Geh bili 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 çilli de horozum. Geh bili 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 çilli horozum. Geh bili 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 çilli.
Gel bili 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 çilli horozum. Gel bili bili. Eredos öğretmen maaşı biraz yüksek. Ha sen boya mı sürdün kız? O seni alakadar etmez. O seni alakadar etmez. Ağaç sümeyiz. Deli Ecem. Deli. Deli. Boşuna suyun durdun alanından, insanın yere bakanından korkacaksın dememişler. Keselim mi? Yok olmadı. Yok tamam. Çocuğun içinde varmış diyecekler. Ağabeyim. Abi, o kadar da değil ya, o kadar da değil. Madem abi istiyorsun. Bence bebeği oldu direkt. Baba filin takdiri. Evet, ilk yıl babası belli olacak dedim abi. Vallahi billahi. Onun için şey yapıyorum. Biliyorum ne yazık. Ey Kezban yenge, muhtarım oldum Kezban yenge. Ya uyum. Bekliyorum lan, bunu da biliyorum, söyleyeceğim. Sinirlerim, sinirlerim bozuldu ya. Lafını söyledin, sonra uyumaya başladın genelde. Evet. Hadi ya diyor, kayıt orada var. Tuncay abi bakma ona, bakma. Bak benim için gülüyor. Bakayım peki, nereye bakayım? Bu burada da buraya bakacağım. Benim için görmüyorum değil mi? Ben kaldığım defa. Yok abi tamam. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun.